Ayşegül. Nasılsın? İyi diyelim. Sen? İyiyim ben de. Güzel. Girelim mi? Öncelikle başınız sağ olsun. Çok talihsiz bir kaza. Gencecik insanlardı. Avukat bey, geçelim bunları. Benim ciğerim zaten fazlasıyla yandı, kül oldu. Neden buraya çağırdınız? Onu dinleyelim. Buyurun. Bu nedir? Ece ve Efe Şengül'ün sigorta poliçeleri. Kazadan kısa bir süre önce hayat sigortası yaptırmışlar ve lehtar olarak da sizleri göstermişler. Lehtar? O ne demek? O şu demek, herhangi biri vefat durumunda belirtilen maddi hakların ödeneceği kişi sizlersiniz. Avukat bey, ben sigortadan zinhar para istemiyorum. Efe ve Ece adına bağışlayın. Ayrıca söylediklerinizde bu kadarsa daha fazlasını da dinlemek istemiyorum. İyi günler. Ayşegül Hanım, bitmedi. Ayşegül. Buyurun. Bu ne peki? Vasiyet. Hayat sigortası yapılırken yazılmış. Anne ve babayı kaybettik biliyorsunuz ama bebek hayatta. Ve bu vasiyete göre Efe ve Ece Şengün bebeklerinin vasisi olarak sizleri göstermiş. Ne? Sizleri mi? Bir dakika, bir dakika. Biz. O ve ben. İkimiz yani, öyle mi? Sizleri. Anlamadım ya. Bir dakika, bir dakika. Bebeğin nesli nesi? Ne vasi, vasi? O ne? Ayşegül, vasisi diyor işte. Bunun neyini anlamıyorsun? Yok, yok canım. Bir yanlışlık var. Bir kere biz bununla boşandık. Ayrıca Ece niye benim bununla bir araya getirmek istesin? Evraklar karışmıştır, bir şey olmuştur. Bir kere Ece bunu niye vasi yapsın? Ayşegül yeter. Bu diye bahsetmezsen sevinirim artık. Ece Hanım sizi Efe Bey ise Can Bey'i vasi olarak göstermiş. Ulan Efe. Rahmet istedi yani. Öyle mi? Peki avukat bey, biz bundan sonra ne yapabiliriz? Bu durumda üç seçeneğiniz var. Ya bebeği yetiştirme yurduna vereceksiniz, ya kan bağı olan bir akrabasına vereceksiniz, ya da... Ya da? Kanuni vasileri olarak sizler bakacaksınız. Yok, yok yani ben bunu yapamam. Anladınız mı? Yapamam. Ben bebeğe bakamam. Hele bununla hiç yapamam ben. Ayşegül, oturur musun? Avukat bey, çok teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. Ayşegül! Ya Ayşegül, bir durup durur musun? Nereye gidiyorsun? Ayşegül! Bırakacağım! Ya bir sakin ol. Bırak! Ayşegül, sakin ol. Bırak diyorum işte, anladın mı? Bilmiyorum, bırak! Bırak! Ayşegül, şimdi sakin olman lazım, anlıyor musun? Seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de en az senin kadar kötüyüm. Ama oturup konuşmamız lazım, anlıyor musun? Birbirimize destek olmamız lazım. Ya ne konuşacağız ya Can? Sana benden hayır yok, tamam mı? Bana benden hayır yok. Benden bir bebeğe nasıl hayır olabilir ya? Bırak! Ayşegül! Kendini topla şimdi. Ortada bir bebek var, anlıyor musun beni? Ortada bir bebek var! Ya ben şu anda bir çocuk falan bakamam, anladın mı? İmkansız! Bırak beni! Ya nereye gidiyorsun? Ayşegül! Thank you.
Emanet edecek birini bulana kadar bende kalır. Sen de görmek istediğinde gelirsin. Burada bırakacak değiliz ya. Ayşegül. Hı. Ya bir bakıcı falan mı tutsak acaba? Tutsak derken? Biz diye bir şey yok Can. Sizli bizli konuşma. Ya hemen terslemesene beni. Ay Can, eve bırakmana müsaade ettim diye beni pişman etme. Müsaade ettim diye mi? Evet. Ayşegül, biz bu işe birlikte girmedik mi? Ha? Birlikte girdik. Ben ne yapayım yani, şimdi bırakıp arkamı dönüp gideyim mi? Doğru. Hiç yapmadığın şey. Hem sen öyle hemen dikbaşlılık yapmasana bana ya. Allah Allah. Bu işi birlikte halledeceğiz. Ben hayatım boyunca her şeyimi tek başıma yaptım Can. E tek başına bebekle büyütmedin herhalde değil mi? Ay Can, bağırma ya. Bebek uyanacak. Allah Ayşegül. Ece sana bu bebeği ne kadar emanet ettiyse Efe de bana o kadar emanet etti. O yüzden beni dinleyeceksin. Ay hayır ya. Hayır, dinlemek istemiyorum ya. Dinlemek istemiyorum. Uzatmayayım artık. Hayır efendim. Gerekirse uzatalım. Ay yeter. Yeter! Bırak! Sağ ol beni getirdiğin için. Getirdiğin derken pardon? Evet, getirdiğin için. Ben de geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Gelebilir miyim diye sormuyorum sana. Geliyorum diyorum. Düş sana. Yeter. Sana yeter. Aç şu kapıyı. Açmayacağım. Hayır. Anlamıyorum yani. Ben sana kötü bir şey söylüyorum. Ya Can, sen bana bir şey söyleme. İyi ya da kötü. Bana bir şey söyleme. Sadece sus. Ayşegül, bu neyin fevriliği ya? Ben sana ne yaptım? Tamam yani, bir şey yapmış olabilirim ama bunda bebeğin kabahatine. Bana bak, ondan senin kadar ben de sorumluyum. Anladın mı? Ya istemiyorum, istemiyorum ya. Ben bebeğe kendim bakarım, tamam mı? Sen de gelip ancak gözünle bakarsın. Ayşegül, bebek nerede? Bebek! Aç çabuk, aç, aç! Açtım, açtım, açtım! Ay çocuğum ya, ben seni nasıl unuttum? Of, kahretsin ya, inanamıyorum. Aklım çıktı. Sen bir de bana sor Allah aklım. Kapa! Zaten her şey senin yüzünden. Car 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 konuşursan kafamı karıştırırsın. Kızım, bebeği sana ben hatırlattım be. Ne diyorsun sen? Aç şu kapıyı çabuk. Hadi. Ne oldu? Açsana kapıyı. Anahtarım içeride kaldı Can. Mükemmel vallahi. Mükemmel. Senin yüzünden. Ne yapacağız şimdi? Dur, düşecek. Düşecek tabii. Ne yapacağız? Ben mutfak camından gireceğim yine. Şu. Mutfak camını Murat yaptırdı Can. O mutfak camını Murat yaptırdı Can. Evet. Neyse, tut şunu. Tut sen şu bebeği, benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapıyorsun? Uzak dur, uzak. Uzak dur. Kızım ne yapıyorsun? Oldu. Şaşırdım Murat gelmene. Ne oldu? Bu hamileliği kimler biliyor? Ne? Ne diyorsun? Yani senin hamile olduğundan kimlerin haberi var? Sana ne bundan? Niye soruyorsun? Elif, ben hayatımı askıya aldım Ayşegül için. Bunu biliyorsun değil mi? Ne İstanbul'da kalabiliyorum, ne İtalya'ya dönebiliyorum. Bütün işlerim durdu. Sadece bekliyorum. Bana ne bundan? Senin Ayşegül'le arandaki meseleden bana ne? Niye bana bunu anlatıyorsun? Elif, madem Can'la evleneceksiniz, madem bir bebek bekliyorsunuz,
Bunu herkese duyur. Sadece bir dedikodu olarak kalmaktan çıksın artık. Nasıl yani? Yani basına duyur. Bir röportaj var. Bak, hangi gazeteyi, kimi istiyorsan ben ayarlarım. Bana söyleyebilirsin. Can'la Ayşegül'ü daha fazla yan yana görmeye tahammülüm kalmadı artık. Sürekli aralarında kendime yer açmaya çalışmaktan bıktım. En ufak bir ihtimal bile midemi bulandırıyor. Can'la birlikteliğinizin ciddiyetini, evleneceğinizi, bebek beklediğinizi herkes duymalı. Can bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, Mübera teyze kazadan sonra biraz içini kapanmış diyorlar. Yani çok doğal tabii. Yani böyle bir gel gitleri olmuş ama umarım aşmıştır o günleri. Yani böyle sinirli bir kadındır falan ama özünde iyidir. Yani sen alttan al, olur mu? Ayşegül amma yaptın ya. Yani kadın en fazla ne diyebilir ki? Ya ben diyeyim dedim. Hadi. Can burası. Kaç yıl oldu görüşmeyeli. Bir gittin dönemedin Almanyalardan Mümtaz. Mümtaz derken? Seni rahmetli kocası Mümtaz sanıyor galiba şu anda. Yapma ya. Beni bırakıp gittin. Bu kadınla mı evlendin ha? Mübera teyze, benim o konuyla da bu konuyla da alakam yok. Yani hiç mi gözün izanın yok senin ha? Benden sonra bu kadına nasıl bakabildin? Bir de utanmadan kalkıp eve getirmişsin. Mübera teyze coştu, dur. Mübera teyze, Mübera teyze, ben Ayşegül. Yaramaz Ayşegül. Hani böyle ben küçükken bu kadarken işte neyse çok değişik ama. İşte hatırlamadın mı ya, Ece'nin arkadaşı. Ayşegül. Evet. Ece'nin arkadaşı Ayşegül, evet. Ece nerede Ayşegül ha? Sana uyuyor, geceleri eve dönmüyor. O Efe ile fingir demesin. Eve almam vallah billah. Yani böyle bacaklarını ayırırım onu ben. Ayşegül biz yavaştan kalkalım. Yoksa arıza çıkacak. Hadi canım. Mübera teyzeciğim biz kalkalım. Bırakma. Bunca yıl sonra kalkıp gelmişsin. Yemin ettim bırakma. Bu kadına gitmene izin vermem Mümtaz. Teyzeciğim bakın, benim adım Mümtaz değil. Ben Can Tekin. Hani ünlü oyuncu Can Tekin, Can Tekin. Her şey bitti. Kadın her şeyi hatırladı. Bir senin ünlü oyunculuğun kalmıştı çünkü. Ayşegül susar mısın lütfen? Can Tekin. Evet, ha. Can Tekin. Oh be, hatırladı gördün mü teyze, Can Tekin? Evet, Can Tekin işte Mübera teyze, Mümtaz amca değil. Sen bizim güzelim Ayşegül'ü nasıl bırakıp kaçtın nikah masalarında ha? Ha, kafası geldi. Söyle Mübera teyze, söyle. Sen tanıyor musun bu Can Tekin'i ha? Hı. Hani bizim Ayşegül'e tekmeyi koydu, biliyorsun değil mi? Mübera teyze, tamam kafan gidip geliyor ama tekme mekme olmuyor ya, Allah Allah. Biz onlar gibi olmayalım Mümtaz. Teyzeciğim ben şu kolumu rica edeyim yavaşça. Bırakmam, bırakmam. Bırakmam, hakikaten bırakmam. Yok, bırakamam, bırakamam. Mübera teyze sakinim ya. Ha? Sen hala dolaştır bu adamın yanında. Çok iyi yapmış. Oh olmuş sana. Deme öyle Mübera teyze. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Dinlen. Hadi görüşürüz. Can. Tamam Mübera teyze. Görüşürüz. Can beklesene. Ya beklesene ya. Gelmiyor değil mi o? Ha, çıkmadı. Dışarı. Ayıp ya. Mübera teyzeden mi korktun? Yani. Neyse. İtiraf edeyim. Ben de korktum ya. Ayşegül, bak bir şey diyeyim sana. Bu kadına bebek falan bırakılmaz. Hatta bu kadın kendi kendine bile emanet edilip bırakılmaz yani, o kadar yani. Yok, bırakılmaz. Of. Şimdi nereye? Şey, Ece'nin dayısı var, ona gideceğiz hadi. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Tabii. Merak etmeyin. Biz medyanla her şeyi konuştuk. O zaman bana da öğretin de bir yanlış yapmayayım yani, şaşırmayayım. Şimdi Elif Hanım, ben cihazın hafızasına başka bir hastanın kayıtlarını yükledim. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Neyi merak etmeyin?
Hoş geldin. Hoş geldiniz. Benim aklıma bir şey takılmıştı da ben onu soruyordum. Siz burada yeni mi başladınız? Daha önce ben görmedim sizi. Evet efendim, ben burada yeniyim. Ben Doktor Naci. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar memnun oldum Naci Bey. Ben de Can. Can Tekin. Can Tekin? Ha, Can Bey, ya ben sizi tanıyorum. Sizi tanımayan mı var? Aa, ne demek ya? Her... Muayeneye başlayalım mı artık? Elif Hanım, kusura kalmayın, ben sizi unuttum Can Bey gelince. Tabii. Buyurun lütfen. Elif Hanım, bunu da buyurun lütfen. Naci Bey, iyi misiniz? İyiyim efendim, gayet iyiyim. Merak etmeyin, ben iyiyim. Hallettim. Sakin. Hallettim. Merak etmeyin. Oldu Can Bey. Şimdi, alayım şöyle. Efendim zahmet. Yok ben alayım. Buyurun uzatın elinizi. Olur. Tabii şimdi oluyor. Evet. Can Bey, çok iyi eldiven takıyorsunuz. Gerçekten. Rica ederim. Ne demek? Hazır mısınız? Evet. Niye olmadı? Naci Bey, şöyle bir çalkalarsanız. Peki. Ha, ben buldum efendim. Can Bey, ben bunu buldum. Şunu açıyoruz, evet. Şimdi, evet bunu... Ah, tamam. Bu da tamam. Evet, siz... Şimdi... Burada yok. Burada yok, burada değil. Şöyle, biraz eliniz lütfen. Evet, burada da yok. Burada olması lazım aslında, değil mi? Yani şey... Naci Bey. Efendim, burada, evet. Buldum. Bu sefer buldum, evet. Bu burada. Bakın, Can Bey, işte buyurun, bakın. Emin misiniz Naci Bey? Orada bir şey yok. Orada... Nasıl olur efendim? Nereye kayboldu? Nereye? Yok ben, şu an yok. Bulacağım, merak etmeyin siz. Buldum. Vallahi buldum ya. Buldum işte. Tamam. Can Bey, buyurun. Şuradaki değil mi? Evet efendim, oradaki. Şu anda böyle pek küçük olduğu için kendisini tam olarak göstermiyor. Biraz nazlı. Can, baksana. Ay çocuğum, ağlama artık ya. Lütfen. Ay bir çocuk bu kadar ağlar mı ya? 15 dakikada bir ağlar mı bir çocuk ya? Üf. Anladım sen niye ağlıyorsun. Annesizlikten değil mi? Aynı ben. Ne yapacağız şimdi? Gelsene gel. Çocuk üşütmesin, kapa kapıyı. Ağlama çocuğum, ağlama artık. Ağlama lütfen. Ay, ne yapacağım yani? Bak Murat abi geldi. Ayşegül. Ayşegül. Çok mu bunaldın sen? Çok mu belli oluyor? Yani. Bana ver biraz. Hadi 10 dakika bende dursa bir şey olmaz herhalde. Aslında iyi olur ya, ben de bir tuvalete giderim. Tuvalete bile gidemiyorum çünkü. Hadi ver.
dikkat et, tamam mı? Nasıl ya? Ay şaka mı bu şu anda? Sen ululardan ulu musun Murat? İnanamıyorum. İnanamıyorum, çocuk sustu. Neyse bağırmayayım şimdi. Ay Allah gönderdi seni Murat gerçekten. Kahve yapayım mı? Olur. Ay, getiriyorum hemen. Alo Murat. Akşamki mesajımı aldın mı? Onun için aradım. Bugün gelecekler çekim için. Hazırsın değil mi? Gördüm gördüm, hazırlanacağım. Ama yanımda Can var, konuşamıyorum. Bu arada sen herkes için en doğrusunu yaptın. Sağ ol. Neyse, kapatıyorum. Bakalım seninle ne yapacağız? Senin bugün programın yok mu? Yani aslında var. Ayşegül'le birlikte Efe'nin akrabalarına gideceğiz bu bebek mevzusu için. Madem sen de kendini daha iyi hissediyorsun, o zaman ben... Evet. Sonra görüşürüz zaten biz. İyi. Ben gideyim, görüşürüz sonra. İnanamıyorum Murat, yani gerçekten. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Çocuğa bak. Mışıl mışıl uyuyor şu anda ya. Resmen çocuk erdi yani, bir şeyler oldu. Nasıl bir huzur verdiyse mışıl mışıl uyuyor şu an. İnanamıyorum ya, bende mi bir sorun var acaba? Bir şey söyleyeceğim ya. Acaba bebek bakıcılığına mı başlasan? Bak piyasası da boş, patlarsın. Çok ciddiyim, doğal bir yetenek var şu an sende. Doğal. Ne yaptınız Ayşegül? Akrabalardan bir haber çıktı mı? Ece'nin annesinin kafası gidik. Dayısı desen zaten ergenlikte kalmış. Babası da Almanya'da vefat etmişti. Ne olacak peki? Efe'nin kuzenine gideceğiz işte Can'la. Bilmiyorum. Konuşmak da istemiyorum fazla. O da olmazsa? O da olmazsa diye bir şey yok Murat. Ya onu düşünmek istemiyorum. Olmalı çünkü. Hani bebeğin iyiliği için, anladın mı? Aa, nasıl unuttum ben onu? Neyi? Bebek için ufak tefek bir şeyler almıştım. Araba da getireyim hemen. Aa. Buyurun. Öncelikle röportajı evde yapma fikrinize bayıldım. Çok daha içten bir ortam. Çok daha samimi. Ben de öyle düşünmüştüm, sağ olun. Keşke Can Bey de burada olsaydı. Ya şu aralar çok konuşuluyor biliyorsunuz. İlişkiniz ikinizin ağzından dinlerdik. Evet doğru, ama Can'ın çekimi vardı bugün. Nikahtan sonra beraber de röportaj veririz. Buyurun. Ya Ayşegül, hayır yani anlayamıyorum ki. Biz bu kadar kurabiyeyle pastane açardık. Ne yapacağız bu kadar kurabiyeyi? Ya anlarsın şimdi, yürü yürü. Kafana senin, in oradan. İnmiyorum, bana ne, inmiyorum, inmiyorum. İn, bak kıracağım o kemiklerini senin. Vereceğim köpeklere bin daha. Benden günah. Allah terlik. Ah.
Hanımefendi biz sizinle buraya bir konu hakkında konuşmak için gelmiştik de. Buyurun. Evet, mühim bir konu. Sizin eşinizin kuzeni var ya Efe. Evet var, var. Boyu devrilesi var, var. Anladım. Nerede acaba kocanız şu an? Kahvededir. Nerede olacak? Anladım. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi eşinizin kuzeni Efe var ya, o bize bu bebeği emanet etti. Biz de istedik ki hani kan bağı olan akrabaları büyütsün onu. Canım, sen bu odada kaç tane çocuk var saydın mı? 5 tane. Aferin, kırmızı kuşağını da getireyim mi? Siz şimdi bize başka bir bebek mi getirdiniz? hazır gelmişken ben size buradan bir tane vereyim ha. Nasıl? Nasıl? Şimdi koskoca Cantekin bir tanecik çocuğa bakamayacak. Biz burada 7 tane çocuğa bakacağız bu halimizle, öyle mi? Yani şimdi öyle deyince tabii biraz durum şey oldu. Garip oluyor yani hani. Hanımefendi, hanımefendi ben size yani sorun buysa maddi destekte bulunabilirim. Tabii. Siz gene maddi destek verin kardeşim, verin. Yani biz vermeyin demeyiz tabii. Hobi olarak gene verin. Ama kurban olayım bize çocuk, bize bebek vermeyin. Bize bebek vermeyin. Hadi canım, hadi. Haydi selametle. Kalkın gidin, işinize gücünüze bakın. Hadi. Hadi. Bir de dalga geçer gibi gelmişler de bana bebek vereceklermiş. Hadi. Canım öyle olurmuş. Ne oluyor be? Ayşegül. Doğruyorum. İyi misin? Doğruyorum. Dur, doğurmayın. Sakın doğurmayın. Kocasını arayacağım. Nasıl arayayım kocasını? Telefonum var bende. Şimdi Elif Hanım, birçok şey duyuyoruz. Cantekin'in ilişkileri yılan hikayesine döndü. İşte ben de sizi tam bu yüzden çağırdım. Yani Can boşuna linç ediliyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Evlenmek üzereyken nikah masasından kalkan, sonra da sizinle ilişki yaşamaya başlayan birinden bahsediyoruz. Yani halkın bu tepkisi sizce de normal değil mi? Tam olarak gerçekler bilinmediği için böyle görülüyor. Ama aslında her şey çok farklı. Öyle mi? Can'la benim süregelen bir ilişkim zaten var. Bizim aramızda bazı sıkıntılar yaşanınca Can biraz da benim canımı acıtmak için Ayşegül'le nikah masasına oturma gibi yanlış bir fikre kapıldı. Nasıl yani? Aslında Can'ın kimseyi yani gerçekten nikah masasına bıraktığı falan yok. Bizim aramızdaki sıkıntılar hallolunca bu yaptığının bir hata olduğunu anladı ve hatasını düzeltti. Neyse ben daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sizin bilmeniz gereken tek şey Can'la benim artık ortak bir gelecek kuracak oldu. Söylentiler doğru o zaman. Hamilesiniz. Evet, söylentiler doğru. Can'ın bebeğini taşıyorum. İyiyim, iyiyim. İyiyim, daha iyiyim. Böyle arada bir yokluyor. Bugün yarın gelecek tabii. Zamanı çok az kaldı. Yani inşallah. Ay canım benim. Canım. İçimde acımıyor diye şu Sabiye. Ama Cantekin Bey ona çok güzel bakacak. Bizimle olsa sürünür buralarda. Ay estağfurullah canım, olur mu öyle? Öyle öyle. Bizimle olsa zavallıcık yetimhanelere düşer. Bakın aklıma ne geldi. Şimdi sizin böyle zengin arkadaşlarınız falan vardır. Yani böyle çocuk isteyen olursa bizimkilerden birisini verelim onlara. Hayatı kurtulur zavallıcığım. Aklınızda olsun sizin. Tabii. Mutlaka aklımızda. O bizde. Aklımızda o bizim. Merak etmeyin. Bize müsaade. Oturuyorduk. Evet. Yok. Size kolay gelsin. Ya. Gerçekten kolay gelsin. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Aklınızda olsun. Bizim bir tane daha var. O şimdi okulda. O daha akıllı. Bunlar gibi değil. Ben size onu versem. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Şaka gibi. Kadın hamile. Ya onca çocuğa kadın hamile. Takribi kaç senedir acaba hamile ya? Ayşegül,
bebeği bunlara veremeyiz ya. Ciddi misin? Benim de gözüm çok tutmuştu çünkü. Bırakayım mı sizi? Tamam, tamam bir tanem. Olur, bu halde metrobüse binmeyeyim zaten. Ha bu arada ya, Handan ne diyor sana, ne istiyormuş senden? İş teklif etti. Program teklifi gelmiş. Hadi canım sana. Beğenemedin mi? Yok da yani. Sen ne dedin peki? Düşüneceğim dedim. Vay be. Çok sevindim senin adına. Gerçekten çok sevindim yani. Fena sevindim. Sağ ol. Biz de Handan'la yollarımızı ayırdık. Daha yeni. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Ya çocuğum. Altınız, karnın tok. Yani ne yapayım anlamadım ki. Ateşin mi var senin? Aa, bayağı ateşi var. Ay, ne yapacağım? Ay ne yapacağım? Ay. Bir dakika dur. Sakin ol, sakin ol. Ne yapayım? Hastane. Ay, ne hastanesi ya, taksi çağır. Alo. Pardon, bir araç gönderebilir misiniz lütfen? Anne, ben seni bırakıp dönerim hemen. Allah Allah. Oğlum demeyecek ben sana ne dedim? Gel bana azıcık fedailik yap demedim mi? Anne, Ayşegül'e gitmem lazım. Ne? Ne cücesi? Nereden çıktı yer cücesi? Akşam akşam ne işin var orada senin? İzin vermiyorum. Nein, gidemezsin. Anne. Kız evde bebekle yalnız. Bana ne? Bana ne? Ateşi çocuğun üstüne oturmaz ki ya. Nerede kaldı bu taksi ya? Çıldıracağım şimdi. Yavrum. Bak şimdi taksi gelince hemen gideceğiz. Doktor amca bakacak geçecek, tamam mı? Geldi. Dur. Alo. Alo Can, bebeğin ateşi çıktı, tamam mı? Ne? Ateşlendi mi? Tamam Ayşegül, bak sen hemen hastaneye geç. Ben de hemen yanınıza geliyorum, tamam mı? Sen sakın telaş etme, ben hemen geliyorum yanınıza. Anne, ben seni hemen indireyim, bir taksiye bin, tamam mı? Ne taksisi? Mağaza açılış, alışveriş. Anne bebek ateşlenmiş ya, sen hala mağaza diyorsun. Ne diyorsun Allah Allah? Lütfen inip bir taksiye biner misin? Dönerken şoför alır seni. Hayret bir şey ya. Siz merak etmeyin. Hemen muayeneye alalım. Siz bana güvenmezseniz ben hiçbir şey yapamam. Hadi. Tamam. İyileşecek değil mi? Merak etmeyin. Siz burada bekleyin. Ben birazdan haber vereceğim. Burada mı? Ama beni çok korkuttun Cüce.
bana emanet. Sonra annene hesap veremem. Ne oldu? Nesi var Ayşegül, değil mi? Ateşlendi. Viritik olabilirmiş dedi doktor. Ateş düşürücü verdim. Can el kadar bebeğe serum verdiler biliyor musun? O kadar kustu ki, o kadar korktum ki bir şey olacak diye. O kadar korktum ki. Nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl düşünebiliriz yani? Nasıl onu başkasına emanet edebiliriz? Anladın mı? Ben ne biçim bir insanım? Onlar bize emanet etti. Bizi seçti. Ama biz hemen gidip başkalarına bırakmayı düşündük. Ayşegül, onu bırakmayacağız. O bizimle güvende olacak. Biz sahipleneceğiz. Efe ile Ece onu nasıl bize emanet ettiler güvenip, biz de bu güveni boşa çıkartmayacağız. Söz mü? Söz. Nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarımda, tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. Kim kime yanık, anlat azıcık. Korkmadan vazgeçme benden, saklanırsam gözlerinden. Kim kime deli, yangın yeri, halleri. Bir dargın bir barışık, bu hikaye nasıl biter? Çalışan. Ayşegül, senin odayı bebek odası yapalım, tamam mı? Olur. Aa bak, bu arada daha bir sürü şey almamız lazım. Bebek kardolası lazım. Sonra masa, hani bebeğin altını değiştirmek için bir masa lazım. Bir de dolap lazım. Doğru söylüyorsun. Ama bak, biz bunları unuturuz. Gel liste yapalım, yazalım. Doğru. Şimdi yaz. Bebek karyolası. Bebek nevresimi. Bebek alt değiştirme masası. Bir de bu bebeğin yıkanan şeyi neydi? Ayşegül. Hı. Yavaş. Yazamıyorum. Tamam. Bu bebeği yıkanan şey var yani, neyle yıkanıyorsun işte. O neydi onun? Leğen. Aman üf, tamam. Leğen yaz. Leğen can. Bir de şey olsun ya, bu böyle hani tepede dönüyor ya, uyutuyor falan. Hani böyle ses falan çıkartıyor. Evet, müzikli. Evet, müzikli. Ben çok severdim küçükken. Neyse, aklımıza geldikçe ekleriz. Evet. Ayşegül. Bizim bebeğe bir isim koymamız lazım. Ha, ben onu düşündüm ya. Benim rahmetli dedemin adını koyacağım. Ali. Ben de rahmetli dedemin adını düşünmüştüm. İhsan. Ay saçmalama, İhsan diye bebek adı mı olur ya? İhsan amca olur, İhsan efendi olur, İhsan bey olur. Ama İhsan bebek olmaz ya. Çok çirkin. Ali olur yani, öyle mi? Çok orijinal Ali. Ali topu tut. Koş Ali koş. Ali, elmaların kızardı mı yavrum? Bu mu yani, bu mu yani? Ne rahmetli dedem hakkında dalga geçiyorsun ya? İkisi de olmayacaksa o zaman ne olacak?
Buldum. İkimizin ortak dedesinin adını koyalım. İsmail. Evet. Yani şimdi iki tane İsmail olacak ama bizim bebeğe İso deriz. Deriz. İso topu tut. Çok şirin değil mi? Evet. Kızım be. Dedem amma sevinecek ha. Evet. Evet. İyi. İyi. Bu kim ya bu saatte? Ne bileyim, bakarım ben. Dur dur, ben de geleceğim. Uyandırmasın çocuğu bari. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun, kime bakmıştınız? Mine ben. Ece'nin halasıyım. Olanları duydum. Bebeği sizden almaya geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman.